Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ekonomide başlayan o hal iddiası tartışmasına peş peşe açıklamalar geldi. Millet İttifakı'nın karşı çıktığı o hal söylemine AK Parti'den de saçma sapan iddia yorumu geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi Profesör Doktor İzzet Özgenç, derinleşen ekonomik kriz karşısında o hal ilan edilebileceğini söyledi. Sonra da tartışma başladı. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplu olarak hazırlıklı olmamız gerekir. Ekonomik o hal iddiasına ilk tepki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener o hal Türkiye'nin çok çok zor duruma düşmesine ve iflas etmesine sebep olabilir dedi. Dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki bu Türkiye'nin çok zor duruma düşmesine ve iflas etmesine sebep olabilir. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın. Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde de o hal tartışmaları vardı. Karamollaoğlu o halin ekonomiyi çıkmaza sürükleyeceğini savundu. Kamazsınız ülkeyi de düze çıkarma imkanını bütünüyle elinizden çıkarmış olursunuz. Ekonomide o hal tartışmasına Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil oldu. Babacan, o hal ihtimallerinin konuşulması dahi hükümetin ekonomiyi ne hale getirdiğinin göstergesidir açıklaması yaptı. Karşıda, pazarda, kahvelerde vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Neymiş efendim? Ekonomik krizden dolayı o hal ilan edilecekmiş. O halde de bu halde de siz gideceksiniz, biz geleceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti cephesinden de ekonomik o halle ilgili açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, saçma sapan bir iddia yorumunda bulundu. Böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayacağını söyleyen kurtulmuş serbest pazar koşullarından taviz verilmeden devam eder ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisinin şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Bu sistemin içerisinde serbest pazarın koşullarından asla taviz verilmeden devam eder. Hem dövizin fiyatlanması konusunda hem de piyasadaki fiyatlar konusunda serbest pazar kuralları hakim olur. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor. Stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Hiç kimsenin aklından o hal gibi bir laf geçmesin. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yoktur.